Sevgili seyirciler gelin Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Trump'ın başı hukukla belada. Özellikle evinde bulunan çeşitli gizli belgelerin belgelerle ilgili bir iddianame ortaya çıktı, yazıldı ve neredeyse 100 yıla kadar ceza isteniyor. İster eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı olun isterse yeni seçimlerdeki başkan adaylarından biri olun gördüğünüz gibi hukuk Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç kimseyi ayırt etmiyor. Trump bu belgeleri neden evine götürdü? Neden e, Mar-a-Lago'daki e, evinin tuvaletine veya farklı odalarına koydu? Bu hala bir muamma. Ancak biliyoruz ki zaman zaman bu belgelerle ilgili gazetecilere hava attığı bak ben bu belgeleri getirdim dediği biliniyordu. Şimdi iş ciddiye bindi. Bu iddianameden sonra hani Trump bile olsanız hafif tırsmışa benziyor ve de avukatlarına sürekli yeni avukatlar buluyor, değiştirmeye çalışıyor ve de ee, bu mahkemeden sıyırmaya çalışıyor. Tabii eğer başkan olursa, seçilirse kendi kendini affetmek gibi bir seçeneği de e, hala masanın üzerinde duruyor. İsterseniz Burak Künta'ya soralım. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, Burak Bey siz şaşırdınız mı? Bu Trump niye gizli belgeleri evine götürmüş? Ee, niyeti neymiş? Ee, bunların ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi yaklaşık bir ay evvel... E... Trump'ın ilk davasıyla karşılaştık. Stormy Daniels davası. Bunu bu ekranlarda da sizinle birlikte de daha önce konuşmuştuk. Şimdi bu ikinci gündeme gelen dava. Bir kere önce şunu söyleyelim. Bunlardan daha çok var. Yani yolda daha gelecek olan birçok dava var. İlk davada yani New York'taki davada belli bir para cezasıyla kurtarma ihtimali yüksek Trump'ın. Ama buradaki mevzu düşündüğümüzden çok daha geniş. Şimdi bildiğiniz gibi Amerika'da bir federal görevli görev süresi boyunca bu arada başkan olsun başka bir federal görevli olsun. Önemli değil üst düzeylerden bahsediyoruz. National Archives kanununa göre yani ulusal arşiv kanununa göre gelir ulusal arşivden bazı kimseler. Ulusal güvenlikten de atanan kimselerle birlikte o kişinin ki bizim durumumuzda Trump'ı ele alıyoruz. Trump'ın görev süresince elinde bulunan evrakların hangilerinin devlete ait, hangilerinin classified yani gizli, hangilerinin açık ama yine devlete ait olduğuna karar verir, hangilerinin de Trump'ın görev süresi bitince al evine götür gibi bir vaziyet olacağını Karar verirler, bunları sınıflandırırlar, adını koyarlar, altına imza atarlar ve biter. Başkanlığı da bitince Trump'ın artık herkes yani derler ya evli evine, köylü köyüne bütün belgeler yerine gider, alabileceklerini de alır. Burada bir sorun yok. Yani Trump evine gitti. Mar-a-Lago'ya, Florida'ya, başkanlıktan sonra. Başka bir soruşturmadan dolayı Trump'ın evinde yapılan aramada Trump'ın hiç beyan etmediği binlerce belge bulundu. Ve bu belgelerin içerisinde hatta bazılarının tuvaletinde özel bir yere zulalandığını, bazılarının nükleer silahlarla alakalı ulusal güvenliği had safhada alakadar edecek olan belgeler olduğu iddia edildi. Şimdi bu davada Trump'ın başını ciddi anlamda yakacak birkaç şey var. Birincisi zaten başlı başına bu dava ulusal arşivler kanununa muhalefet. Yani hiç beyan etmemişsin elindekileri. Bu başlı başına bir suç. İkincisi Birinci Dünya Harbi'nden sonra çıkan espionaj aktı vardır Amerika'da. Bundan işte bu birçok kişinin yıllar içinde suçlandığı, mesela Snowden bunlardan bir tanesi, bazılarının arandığı, bazılarının da 35 yıl, 20 yıl, 40 yıllık hükümler giydiğini biliyoruz. Yani resmi şeyler bunlar. Şimdi Trump'ın aynı davada, ikinci derdi de bu aslında. espionaj aktı, espiyonaj kanununa da muhalefet durumu var. Trump'a yapılan iddialar 37 tane farklı dosya. Bunların 31 tanesi de bu arada classified dediğimiz gizli döküman. Yani bunu anlaşılması açısından tekrar söylüyorum. Belgeleri saklaması bir kanun ihlali. Gizli belgelerin bazılarının Amerikan güvenliğini sarsacak olmasından dolayı espionaj kanununun gündemine gelmesi ayrı bir ihlal durum yani iki taraftan gelen bir e, fırtına var Trump'ın üstüne. Peki Trump ne diyor? Trump'ın e, bir kere ben suçsuzum dedi. Ya suçsuzum derken e, savunmasında söylemlerinde bir bu bir cadı avı. Peki politik bir söylem e, öyle veya değil. İki mevcut savcı Biden'ın seçim kampanyasında finansal destek verdi. Bu arada bu doğru. Üç. Ama bunların savunmaya etki edecek bir durum yok. Üç, belki savunmayla alakalı en önemli tarafı Amerikan Başkanı'nın dedi gizli belgeleri açık belge haline getirme yetkisi var. Doğru mu? Bu kadar basitçe olmasa da evet. Yani şu demek belli bir NSA'den ya da CIA'den ya da Pentagon'dan ya da dışlarından alanına göre uzman tavsiyesiyle yazılı başkanın da yazılı bir şekilde beyanıyla bunlar declassified yani gizlilik statüsünden çıkarılmıştır demek gibi bir gücü var. Yalnız mesele şu elde böyle bir kağıt yok. Ne tavsiye mahiyetinde ne Trump'ın bunları gizliden açığa aldığına dair yazılı bir evrak yok. Trump'ın söylemi sadece bu da kafi değil. Ki mahkemenin Savcısının da hiçbir şekilde bunlar classified'dı ya da değildi diye bunu ispatlamak gibi bir durum yok. O apayrı bir suça girdiği için. Özetle uzun lafın kısası şu ki Donald Trump açık konuşmak gerekirse buradan ciddi anlamda bir darbe alacak. Ve buradan alacağı darbe kuvvet ile muhtemel Donald Trump'ın e, cezai olarak alabileceği en ağır şeylerden şu ana kadar hakkındaki soruşturmalardan biri olabilir. E, çünkü dediğim gibi sadece bir kanuna değil, iki hatta iki buçuk, üç kanun diyelim ona, e, birden fazla kanuna muhalefetle karşı karşıya kalma durumu var. E, Trump için bu çok ciddi anlamda sıkıntı yaratacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde böylesine bir skandalla yargılanan bir başkan daha var mıydı? Şimdi Amerikan tarihinde bir kere yargılanan bir başkan var mıydı derseniz. Ee, Jefferson Davis'i tabi bu arada saymıyorum. O da başkan sayılır mı? Sayılır. Confederate States of America'nın başkanıydı gerçi ama e, hadi onu bir kenara koyalım. Yani ayrılıkçı muamelesi gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir hele bu kapsamda hiçbir şey yok. Önce onu söyleyelim. Yani George Washington'dan itibaren ele alıyorum. Böyle bir durum yok. Sadece işte Ulysses Grant'in bir viski krizi vardı malumunuz olduğu üzere. Bunların hepsi soruşturma aşamasında kaldı. Şimdi bu yargıya gitti. Şimdi soruşturma, suçlanma ayrı şeyler. Tam anlamıyla yargılanma sürecinin başlaması ayrı. Trump ciddi ciddi yargılanıyor. Bir kere bıraktım evrak almayı işte National Archives kanununa veya espiyonaj kanununa muhalefet etmeyi Trump'ın muhtemelen bundan sonra da gelecek diğer yargılanma durumları da açık ve net söylemek gerekirse hiçbir emsali sadece Amerika'da değil kaç ülkede vardır onu bilmiyorum. Dolayısıyla çok enteresan bir dönemdeyiz. Yalnız bu olayı daha da enteresan kılan hadise şu. Trump aynen gümbür gümbür başkanlığa aday olabilir mi? Partisi tarafından aday gösterilebilir mi? Evet gösterilebilir. Eğer seçimi kazanırsa başkan olabilir mi? Olabilir. Başkan olduğu takdirde ya da başkan olmadan önce. Hüküm giymesi halinde cezaevine atılabilir mi? Evet atılabilir. Başkanken Amerika'yı cezaevinden yürütebilir mi? Evet yürütebilir. Bu başlı başına bir vaka. Çok açık söylüyorum ben Amerikan tarihçisi, Amerikan devlet sistemi ile ilgili çalışan bir akademisyen olarak hani bana deseniz ki hangi dönemde yaşamak istersin? Sanmıyorum ki hiçbir kimse böyle geçmiş tarihlerden bahseder kendi bilim ile ilgili. Ben, ben herhalde bu dönemde yaşamayı isterdim derim. Çünkü bu kadar değişik vakanın bir Amerikan başkanıyla ve Amerikan devlet sisteminde olduğu başka bir dönem yok. Dolayısıyla bu başlı başına enteresan bir dönem. Hiç birerle yerle, hiçbir dönemle kıyaslanmayacak bir hadise. Tabii bundan sonra konuşacağımız bence önemli konulardan biri de bunun seçimlere etkisinin nasıl olacağı. Çünkü yine Türkiye'de bunu da söylemeden geçmek istemiyorum Cüneyt Bey müsaadenizle. Türkiye'de bir algı var. Dünyada da tam Amerikan sistemine böyle okumakta doğal olarak emek harcamak gerekiyor biraz. Bununla ilgili uzmanlaşmak gerekiyor. Direkt kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman Trump'a destek arttı deniyor. Daha yeni yapılan bir ankette şunu hatırlatayım. Cumhuriyetçi Parti seçmenine ya da bağımsızlara sorulduğunda, yani demokrata değil, bunlara sorulduğunda bunların %51'i, çok da bence muteber bir anket, bizim için bu dava süreçleri oyumuza bir etki etmez diyorlar. %11'lik bir kısmı daha çok Trump'a destek vereceğiz diyor. Geri kalan %30 küsurluk kısmı da benim fikrimi değiştiriyor diyor. Şimdi buna baktığınız zaman diyorsunuz ki bak 51 Trump'ın arkasında. Tekrar altını çiziyorum bu 51 cumhuriyetçi olarak kendini seçimlerde kaydettirmiş ya da bağımsız seçmene sorulduğunda. Yani Trump'ın Amerikan başkanı olabilmesi için önce kendini cumhuriyetçi olarak kaydettirmiş seçmeni istisnasız alması, bağımsız seçmenin de bir kısmını kendi safını alması lazım ki Biden'ı yenebilsin. E şimdi siz sadece 51 bana etki etmiyor. Hadi öbür 11'i de ekleyelim. Kendi hattınızda bir yüzde 34'lük bugün. Bir kitle ben e, eskisi gibi değilim Trump'a karşı diyorsa sadece kendi kampınızda öbür tarafın zaten karşınızda olduğunu düşünerek söylüyoruz. Aslında görüldüğü gibi Trump'a destek artıyor falan değil. Trump'ın seçilme ihtimali gitgide e, yerle bir oluyor diyebiliriz. Burak Bey çok çok teşekkür ederim.